Radyo Spor'a hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin malumu 24 Eylül Pazar günü yaptığımız ilk kongremizde tek aday olarak bir seçime gittik. Bu konuda partilerimizin gösterdiği teveccüh için öncelikle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekleşecek olan 2024 yılı Mart ayındaki yerel seçimler bizim ana hedefimiz, odak noktamız. 24 Eylül'de tek liste olarak girdiğimizde bütün partilerin de teveccühünü aldığımız seçimin, bizim omuzlarımıza yüklediği yükün ve aldığımız büyük sorumluluğun, emin olun tüm ilçe başkanlarımla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, yönetimimizle farkındayız. Bu farkındalıkla beraber hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseye ayrı bir muamele yapmadan, birlik beraberlik içerisinde bizim görevimiz örgütümüzü büyütmek, akabinde 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde büyük bir destan yazmak, büyük bir başarı elde etmektir. Bütün kongre süreçlerinde ve her zaman da söylediğimiz gibi Denizli'yi tüm ilçeleriyle beraber derman belediyecilikle tanıştırmak da bizim baş sorumluluğumuzdur. İlçelerimizin yanı sıra özellikle çok istediğimiz ve yıllardır hasret olduğumuz partilerimizin gönlünde yatan Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak için de emin olun tüm arkadaşlarımla, yol arkadaşlarımla gecemizi gündüzümüze katacağız. Ve en son yaptığımız 14 Mayıs seçimlerinde, gerekse 28 Mayıs seçimlerinde halkımız, deniz halkı bize net bir şekilde gösterdi ki biz derman belediyecilik istiyoruz. Bu konuda biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sizler de üzerinize düşeni yapın dediler. Nihayetinde aldığımız bu sorumlulukla beraber kongremizde de gördünüz. Şölen havasında ve istekli bir kitlenin katılımıyla biz bu sorumluluğumuzun ilk aşamasını yerine getirdik. Şimdi sıra ikinci aşamasına geldi. Burada da emin olun hiç durmadan çalışacağız. Hatta bugün burada mazbatamızı alıp direkt olarak Pamukkale ilçe başkanımız Uğur Coşkun ve ekibiyle beraber Pamukkale ilçemizin hangi mahallesinde olursa olsun çalışmalarımıza başlayacağız. Değerli ilçe başkanlarımın yaptığı programa il yönetim olarak tamamen uyup onları hiçbir zaman ne gecede ne gündüzde, ne güneşte ne karda ne kışta yalnız bırakmayacağız. Çünkü tek başına ilçe yönetimlerini bir şey yapamayacağı gibi il yönetimi de hiçbir şey yapamaz. O yüzden de birlik ve beraberlik içerisinde gidersek bu süreçte birçok şeyi başaracağımızdan hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Ayrıca halkımızın merakla beklediği 4-5 Kasım'da yapacak olduğumuz bir kurultayımız var. Bu kurultayda sık sık karşılaştığım soru da şu: ne yapacaksınız? 14 kurultay delegemizle, bunun yanında ilçe başkanlarımızla ve örgütümüzle bir karar alacağız ve bu kararın arkasında sonuna kadar duracağız. Ama şu anda yaptığımız görüşmelerde biz partimizde öncelikle fikirsel, sistemsel ve yapısal köklü değişikliklerin yapılması taraftarı olduğumuzu bütün herkesin de bilmesini isteriz. Çünkü değişiklik yapamazsanız emin olun demokrasiyi partinize getiremezseniz ne şehrinize getirebilirsiniz ne ülkenize getirebilirsiniz. Biz demokrasiyi savunan, biz tek adamlık rejimine karşı çıkan, biz gerçekten parlamenter sistemi isteyen bir partiyiz. Bütün üyelerimiz de bu yapıda. Bu konuda da üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizden hiçbir arkadaşımızın da ne şüphesi ne kuşkusu olmasın diyorum. Ve ayrıca bizim hep istediğimiz şuydu il yönetimi olarak: biz ortak akıl, birlikte yönetim ve güçlü örgüt taraftarıyız. Güçlü örgütte ancak ve ancak il, ilçelerin birbiriyle kenetlenmesiyle kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın ve düz üyelerimizin de bize destek vermesiyle olacaktır. Ben bu desteği alacağımızdan herkese de kapımızın açık olduğunu buradan beyan ediyor, teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, size kutluyoruz. Kendisinin de beyan ettiği gibi bu sadece ilçe örgütleriyle, il örgütüyle yapılacak bir çalışma değildir. Biz tüm üyelerimizin, bize gönül vermiş tüm yurttaşımızın bu çabaya katkı koymasını istiyoruz. Bu konuda da bizler il başkanımızın planladığı doğrultuda katkı koymaya, bütün süreçleri de birlikte yürütmeye hazırız. Onlardan da desteği sizler aracılığıyla istemiş olalım. Teşekkür ederim. Yönetim kurulu üyelerimizi, diğer organlara seçilen partilerimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. İl kongresinde çıkan mesaj bana göre, bize göre birlik beraberlik olmuştur. Başkanımız tek aday olarak çıkmıştır. Karşısına bir yarış istenmediği gibi ve yani bir yarışa girmek yerine bir birlik beraberlik mesajı verilmiştir. Bu birlik beraberlik bize önümüzdeki yerel seçimlerde Denizli'yi iktidara getireceğine inanıyoruz. Biz yönetimler olarak, il başkanımız, diğer ilçe başkanlığımız, yönetimlerimiz olarak bu belediyeleri kazanacağımıza inanıyoruz. İnanmak yetmez. Hep birlikte omuz omuza, kol kola görerek bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Tekrar tebrik ediyorum.
teşekkür ediyorum.